Dikdörtgenin çevresini bulmak için kullanacağımız formül P eşittir 2L artı 2W. Burada çevre P, boy L ve genişlik veya en ise W olarak kısaltılmış. Bu dediklerini görselleştirelim. Zaten buna yabancı olmayabilirsiniz ama bir tane dikdörtgen çizeyim. Evet, evet. Bu dikdörtgene benzedi değil mi? Bu kenarın uzunluğuna eğer ki L dersek iki kenar da eşit olduğu için bu da L ve bu kenar yani genişlik veya N de diyebiliriz W. Dolayısıyla karşısı da W değerini alacak ve çevre bu dikdörtgenin etrafından gittiğimiz uzunluğu anlatmakta. Ve bu yüzden de bu uzunluk W ile buradaki L'nin A artı yine bu w ile bu uzunluğun toplamına eşit olacaktır. Ve eğer ki bir tane w varsa ve buna bir tane daha eklerseniz bu da bize iki tane w sonucunu verecektir. Ve bu yüzden 2 çarpı w olacak. Ve bununla birlikte eğer ki bir tane l'niz varsa ve bir tane daha l'niz olursa bunları topladığımızda bu da bize 2 çarpı l sonucunu verecektir. Değil mi? Böylelikle çevre 2w artı 2l toplamına eşit olacaktır. Onlar da benim yazdığımın sadece farklı bir sıralamasını yazmışlar ama ikisi de aynı şeye eşit. Umarım bir anlam ifade edebilmiştir. ve şimdi onların sorusu. Bu formülde genişliği yani w'yu yalnız bırakarak formülü ifade edin diyor. Evet Şimdi bu haliyle yazılan formül bize çevrenin bir şeylere eşit olduğunu söylüyor bizden bu n yani tam buradaki w'nun p ve l türünden neye eşit olduğunu bulmamız isteniyor. Evet w'yu çevre ve uzunluk türünden yaz bakalım diyor. O zaman bunu nasıl yapabileceğimizi düşünelim bize çevrenin 2 çarpı uzunluk artı 2 çarpı genişliğe eşit olduğu verilmiş. 2L artı 2W ve biz de bunu genişliği bulabilmek için çözmek istiyoruz. O zaman iyi bir başlangıç bizim eşitliğin bu tarafındaki L'den kurtulmamızı sağlayabilir. Ve bunun için 2L'yi eşitliğin her iki tarafından da çıkarabiliriz. O zaman hadi böyle yapalım. Eşitliğin her iki yanına eksi 2L ekliyoruz. Eksi 2L buraya. Bunu Aynı şekilde eşitliğin sol tarafına da uygulamanız gerekmekte. O zaman eksi 2 l de buraya. Bunu eşitliğin her iki tarafına da uygulamış olduk. Denklemimiz bize p'nin şuna veya bir şeylere eşit olduğunu söylüyor ve eğer buna bir şey yapacak olursanız bunu p'ye de yapmamız gerekecek. Ve bu yüzden de buradan 2 l'yi çıkarıyorsanız aynı şekilde p'den de 2 l'yi çıkarmanız gerekecek ki eşitliğimiz bozulmasın değil mi? O zaman eşitliğin sol tarafı p eksi 2 l olacak ve bu da eşit olacak. Bunu yapmamızın tek nedeni 2 l'yi çıkarırsak ikisi de aynı değer olduğu için birbirlerini götürecekler. Bu yüzden bu götürme işlemi sayesinde burada sadece 2 w yani iki tane genişlik bırakmış olacağız. Sadece 2 w ile kaldık. Bulmak üzereyiz. w'yu dikdörtgenin enini bulmamıza çok az kaldı. Artık bitirmek için eşitliğin iki tarafını da 2'ye bölmek gerekiyor ve her iki tarafı da 2'ye bölüyor olmanın sadece tek bir nedeni var. O da iki sabit çarpanından kurtulmak ve bu da sadece W'ya eşit olmuş olacak. O zaman denklemin her iki tarafını 2'ye böldüğümüzde Denklemin bir tarafına bir şey yaptığımızda, aynı şeyi denklemin karşı tarafında da yapmalıyız biliyorsunuz. Denklemin sağ tarafını 2'ye bölmemin tek sebebi 2 ile herhangi bir sayının çarpımının 2'ye bölümü tekrar herhangi bir sayı olacaktır değil mi? Bu w'dur o zaman. Ve sonra burada denklemin sol tarafı da var. Ve böylece tamam. Eğer eşitliğin, taraflarını yer değiştirirsek, W buradaki bu şeye eşit olacak. Yani çevre yani p eksi, 2 tane uzunluk yani 2 çarpı L ve hepsine birden bölü 2. Şimdi cevabı bulduk. Bu doğru. Ama bunun dışında bunu yazmanın başka bir yolu daha var. Bunu tekrardan yazmak isteyebilirsiniz. O zaman bunu kutu içine alayım. Çünkü bu tamamen doğru bir cevap. Evet doğru cevap ama bu cevabı elde etmenin başka yolları da var. Bu cevap için başka ifadeler de kullanılabilir. Evet bunun dışında tamamen akla uygun bir yol da Denklemi bir daha yazayım. Çevre P eşittir. Sağ tarafta 2L artı 2W. Peki. Bu kısmı 2'ye bölersek ne olur? Bunu daha açık yapayım. Burada ikiniz var ve burada da 2 var. Bu yüzden 2 parantezini hayal edebilirsiniz. Böylece çevre yani P 2 çarpı uzunluk L artı N e, W'ye eşit olmuş olur. Bu da açıkçası bu problemi çözmenin akla uygun bir yöntemi. Şimdi denklemin iki tarafını da ikiye bölebiliriz. Böylece sağ taraftaki ikiden kurtulmuş oluruz. O zaman denklemin iki tarafını da ikiye bölersek, bu ikiler birbirini götürecek. İki kere herhangi bir şeyin çarpımının ikiye bölümü, ikiler birbirini götüreceği için herhangi bir şey dediğimize eşit olacak. Yani p bölü 2'ye eşit olacak. Sonuçta p bölü 2, L artı W'ya eşit olacak. Ve sonra buradan N'i ya da genişliği, kısaca W'yu çözmek istersek, uzunluğu yani L'yi her iki taraftan da çıkarmamız yetecektir. Bazen sadece bunu şöyle yazarız. Şunu söyleyebilirsiniz, bu taraftan bir uzunluğu çıkarıyorum, eksi L. Eğer ki bunu bu tarafta yaparsam, aynı şekilde diğer tarafta da yapmalıyım. Bu da eksi l eklemekle aynı şeydir değil mi? Ve böylece sağ tarafta w'yu yalnız bırakmış olursunuz. Ve sonra da sol taraftaki eksi l artı p bölü 2 olabilir veya da sadece sırayı değiştirirsiniz ve bunu p bölü 2 eksi l şeklinde yazabilirsiniz. Ve bu da yine akla uygun bir yol. Bunu çözebilmek için iyi bir yol. Ve büyük ihtimal Hey bir saniye bekle diyorsunuz şu anda değil mi? Bunlar farklı gibi görünüyor. P eksi 2 L bölü 2 ile bu P bölü 2 eksi L farklı görünüyor. Ama aslında değil. Bir düşünün bunu P, bunu aynı renkle yapayım. P bölü 2 şeklinde yeniden yazabiliriz. Eksi 2 L bölü 2 değil mi? Eğer ki elimde A eksi B bölü 2 varsa bunları ayrı ayrı A bölü 2 eksi B bölü 2 diye yazabilirim. Peki sonra 2 çarpı L bölü 2 bu da sadece L'dir. Ve sonuçta bu da P bölü 2 eksi L'ye eşit olmuş olacaktır. Yani buradaki ile aynı şeydir.